Herkese merhabalar arkadaşlar. Sports Digital'ın 61. dakika programındayız. Yanımda Onur Nizamoğlu var. Kadim dostum. Nasılsın Onur? İyiyim Özgücan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kısa bir senin hal hatrını merak ediyorum. Nasıl moralin? Yani şöyle böyle diyelim. Yani iyi de değiliz, kötü de değiliz. Ortada takılıyoruz öyle bildiğin gibi. Ama yani çok şok olmuş bir halin yok değil mi? Yani biraz beklenen bir sonuçta. Değil Ondan mi? dolayı ya maç öncesindeki ben eksiklikleri gördüğümüzde ve her gün bir eksiklik daha oluyordu. Bunlar çok etkiledi. Senden kısa bir maç hakkında yorum ve duygularını alayım ben. Yani dediğin gibi birçok eksikle Trabzonspor sahaya çıktı ve yani rakibiniz ne sonuç alırsa alsın sizin maçınıza kadar ee, Başakşehir. Yani geçen sene şampiyonluğu unvanı var bir kere zaten ve kadrosunu korudu. Büyük ölçüde korudu. Yani birkaç e giden isim dışında bir örneği klişi. Yani yeri nispeten doldu. Yani baktığın zaman ligin en geniş kadrosuna sahip. Yani yedek kulübesine bakıyorsun. Evet. Ligde her takımda forma giyecek adamlar. Hemen sana bir yedek kulübesini okuduğumda. Oku. Yani kaleden başlıyoruz. Volkan, Ravil, Pong, Aleksic, Giuliano, Mahmut, Gulbratsen, Crivelli. Yani bunlar hepsi Süper Lig'deki çoğu takımda da ilk 11'e çıkabilecek oyuncular. Kesinlikle öyleler. Yani bu şartlar altında zaten Trabzonspor e, belli bir maaş baremi koyarak kendine maaş bütçesi belirleyerek zaten transferde e, bildiğin gibi sıkı davrandı. Ve bu ortamda giden isimlerin de yeri dolmayınca ve eldeki futbolculardan da eksik olunca yani Abdülkadir Parmak e, Covid dolayısıyla yoktu. E, Kuban milli takımdan da ateşi vardı. Maçın ertesi gün açıklandı Covid olduğu. E, Vakayemi biliyorsun Nijerya'ya gitti. Evet milyarada mutsuzluğundan dolayı ailesini görmesi gerektiğinden dolayı e, ve döndüğünde de midesinde rahatsızlık vardı. Bağırsak enfeksiyonu dendi. O da o yüzden yoktu. Ya yani bu ortamda çıkılabilecek kadro içerisinde Flavio da cezalıydı bu arada. Evet. Yani Trabzonspor'un çok da bir yap, yapabileceği bir şey yoktu. Yani Newton'ın Ed Newton'ın da eli kolu bağlıydı. Ama bu ortamda yani 11'e baktığımız zaman çıkabilecek daha iyi bir 11 var mıydı? Pek sanmıyorum. Yani yapılabilecek tek bir hamle vardı belki de. E, Hossein'i. Yani hatırlayacaksın geçen sezon Trabzonspor e, yine böyle Avrupa maçlarının olduğu, e, fiksürün yoğun olduğu zamanlarda futbolcularını dinlendirmek açısıyla ve yine eksikler olduğu zaman Hosseini 6 numarada oynatmıştı. 3 maç arka arkaya Ünal Karaman. E, bunlardan biri de mesela Alanya Spor maçı. Zorlu Alanya Spor o ara e, sanırım liderdi ya da yine e, lidere çok yakındı. Geçen sene lige güzel giriş yapmıştı. Kesinlikle öyle. E, İlk devre de çok iyilerdi. Yani o maçta mesela e, Hosseini 6 numarada başlamıştı. Yani senin 3 maç arka arkaya 6 numarada oynadığı maçta Trabzonspor 7 puan aldı. 9 puandan 7'sini topladı. Yani bu ortamda belki Edin Baker ve Kamil'in arkasında seni kullanabilirdi. Yani bunu yaparak belki biraz daha hem orta sahayı güvene alıp savunmayı biraz daha rahatlatıp belki de Baker'a biraz daha özgürlük tanıyabilirdi. Yani çünkü Gaziantep maçı sonrası seninle mi konuşmuştuk hatırlamıyorum. Eee yani Baker geride geri kullanıldığı zaman, geri planda kullanıldığı zaman e ee, verimi düşen bir futbolcu. Hani örneğini şuradan verebiliriz. Vakemi. Vakemi'yi hem geçen sezon Hüseyin Çibiş göreve devam ettikten sonra ön oyuncudan sonra eee 10 numaraya yakın bir pozisyonda oynattı. Forvet arkasına yakın bir pozisyonda oynattı. Hoca da bu sene öyle başladı. Yani şundan dolayı yani e, onun da düşünce sistemel düşünce suçuydu. Vakemi'nin savunma tarafında e, eksik kalışı. Ama böyle yaptığınız zaman top Trabzonspor'a geçtiği zaman Vakemi verimsizleşiyor. Yani sırf savunmayı e, nasıl diyeyim emniyet almak için Vakemi'yi ortaya almak Trabzonspor'un ayağındayken top Vakemi'yi de etkisizleştiriyor aslında. Yani bunu düşünün düştü mesela. E, Baker'ı da buradan okuyabiliriz aslında. Yani daha önde kullanılması gereken bir futbolcu. Teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu. Ve Trabzonspor pozisyon bulmak, pozisyona girmek istiyorsa Baker'ı daha önde kullanmak zorundaydı. Yani belki bu konuda eleştirebilirim hocayı. Ya ben şöyle şu konuda söylüyorum. Yani bir kere Baker'la Sosa bence yani kıyas kabul etmez. O mevkide Sosa'nın değeri bence yani net anlaşılıyor. Bu Baker'ı kötülemek amacıyla değil. Çünkü Sosa'nın top saklama, oyunu oyunu topa sokma vesaire bu özellikleri çok iyiydi. Yani ben bu mevkiyi Baker'ın şu an verildiği mevkiyi basketboldaki oyun kurucu rolüne veriyorum. Yani oyun, oyun kurucu rolüne benzetiyorum. Ve oyun kurucular hani oyun kurduklarında top kaybı yaparlar ve o top sonra bedavaya sayı olur rakibe. Ben Baker'ın da yaptığı pozisyonu ona bağlıyorum. Bu Baker'ın suçu değil. Baker yani devamlı bu mevkide oynarsa ben bu sorunu Trabzonspor'un yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü evet. oyuncunun görevi bu değil. Bu senin verdiğin mevkiyi yani Avrupa çapında işte geçmişten Pirlo oynuyordu. Alonso oynuyordu. Sosa oynuyordu. Yani Baker başka meziyetleri olan bir oyuncu. Sen Baker'ı çok geriye çekiyorsun. Evet şuna da haklılık veriyorum. Elinde teknik kapasitesi yüksek, top saklama kabiliyeti olan en yüksek oyuncu Baker olarak görebilirsin. Ama senin yani en önemli özelliğin ben yani hücumda gol bulman. Mesela Deniz Spor maçında ben Baker'ı beğenmiştim. Evet. Fena değildi. İlk maçta da fena değildi. Çünkü yanında Flavio ve evet. parmak vardı. Ya yani bak çok güzel bir noktaya temas ettin aslında. Ee, Baker'ın yapacağı top kayıpları rakibin şeyin, e, savunmanın önünde olacak şeyler değil. Yani Baker'ı siz önde kullanırsanız ve arkası biraz daha sağlam olursa e, üçüncü bölgede yani rakip yarı alanda yapacağı top kaybını size çok e, nasıl diyeyim yıpratıcı bir geri dönüşü olmaz. Golde gibi mesela. Ama savunmanın önünde direkt top kaybettiğinde daha pahalıya mal yolu olabiliyor. Yani bu yüzden diyorum Baker geride ne kadar kullanılırsa o kadar verimi düşer. Yani Trabzonspor'da da çok faydası olmaz. da e gördük bunu. E zaten maç analizine birazdan geçeceğiz. Biraz maç öncesini konuşalım. Yani onları ayrı ayrıntılı konuşacağız. Bir maç öncesine gidelim. Küçük orayı toparlayalım. Başkanın açıklamaları oldu. Hı hı. Zaten maçtan sonra da maç içindeyken de maçtan sonra da şu anda, yarın da sürekli başkan tartışılıyor Trabzonspor'da şu an. E, ve bu normal. E, başkanın açıklamalarında en önemli dikkat çeken nokta borcun düşmesi. Bunu çok karşı çıkanlar oldu. Bu, bu borç nasıl düşüyor diye. Ben kısa bir özet geçeyim. Trabzonspor diğer takımlara yani bu söz bu yaklaşık 3-4 yıldır her takım iyi oyuncu sattı. Galatasaray sattı yani kendilerine göre geçmiş referansa göre. Beşiktaş'ta sattı, Fenerbahçe'de sattı. Ama Trabzonspor diğer takımlardan ayıran en büyük özelliği oyuncu satıyor ve aldığı oyunculara düşük maaş yükü az. 16 milyon evet. euro'luk bir maaş yükü var. Geldiklerine göre şöyle bir ekleme yapayım sana. Geldiklerine göre yaklaşık 37 milyon avro. Geçen kulüpten de açıklama yapıldı bu konuda. 37 milyondan 17-18 milyon bandına çektiler. Şu anda da yaklaşık 16 olması lazım. Yani başkan başka evet. yöne çıkan açıklamalarından senin demek istediğin bir şey var mı? Borçlarla alakalı şunu söyleyeyim. Yakın bir zamanda Fenerbahçe de yaptı bunu. Kur farkından dolayı borçların TL'ye çevrilmesi. Zaten biliyorsun bankalar birliğiyle yapılan bir yapılandırma anlaşması var. Yani bütün borçların TL'ye döndüğünü düşünürseniz büyük bir faiz yükünden kurtuldu Trabzonspor kur değişimiyle. Ee, bunun da etkisi var. Ee, diğer sorun neydi? Ya başkanın için açıklamalarından... Ya ben sportif anlamda ekonomi çok benim işim değil. Sportif anlamda şöyle bir açıklama yaptı başkan. Ee, plaza'yı aldık, Diabate'yi aldık, Afobi'yi aldık, Rijani'yi aldık. Yani hücum, hücuma yeterli e, takviyeyi yaptık orta sahada bir zafiyet oluşmayacak gibi bir açıklama yaptı. Yani başkan şeyi çok seviyor. Başkan mesela futbolcu olsaydı muhtemelen çok iyi bir 8 numara olurdu. Çünkü pas istasyonu olmayı, top çevirmeyi çok iyi biliyor. Ya yani orta saha almıyorsunuz takıma ama diyorsunuz ki ee, ileri ucu aldığımız futbolcular sayesinde orta alanda bir zafiyet yaşamayacağız. O ya başkan zaman başkan şey yani, sanıyor ben yani. Ben direkt Başakşehir maçını o zaman başkana sorayım. Yani çünkü sadece başarılı olduğu zaman konuşuluyorsa ya ben bunu hiçbir zaman anlamayacağım. Seninle bunu çok konuşuyoruz, yerini evet, inir. Evet. Her kulübün yöneticileri sadece iyi günde konuşuyor. Bizim ülkemizin genel olarak Türk futbolunun problemlerinden biri bu. Yani Abdurrahim Alarak mesela Galatasaray kazandığında maç sonu çok rahat konuşabiliyor. Keza geçen sezon Galatasaray maçı deplasmanda Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maç maç sonu Mehmet Yiğiter çok rahat çıktı konuştu mesela ama sonrasında hiç görmedik ama. Alanyaspor maçından sonra da görmedik. Sadece başkan konuştu. O da sırf e, Alanya Spor Başkanı ile yaşadığı münakaşadan dolayı. Ya bence galibiyetteyken de konuşmamaları gerekiyor da. Yani galibiyetteyken ben konuşurum. Sizin konuşmanıza gerek yok. Trabzonspor'un yazarları, çizerleri, yorumcuları televizyonda konuşur. Ballandıra ballandıra anlatırlar. Siz kötü günde anlatacaksınız. Taraftarla dertleşeceksiniz. Taraftara kendinizi ifade edeceksiniz. Şeffaf ve samimi olacaksınız. Mevzu biraz da buradan. Yani siz bu kadar eksiye rağmen biz orta sahada bir zafiyet yaşamayacağız derseniz sorun. E madem öyle o zaman niye son gün son birkaç gün harılarıl orta saha aradınız diye sorarım ben. Ya e bir de şöyle bir şey bu takıma Tronsen alındı. İlk transferdi ya ona, galiba. Onu anlayabilirim Tronsen sakatlandı. Sakatlığı anlayabilirim. Altı ay yok. Tam bu adam sakat. bu adam yok yani. Bu adamın yerine birini doldursana. Kiralık en azından birini çözse Bak şöyle sana söyleyeyim. Tronsen sakat olmasa dahi bir orta sahada lazımdı Tronsen. İki sonra. tane istiyoruz zaten. Yani. Tronsa sakatlandı halde hamle yapılmadı. Ya yani başkan diyor ya mesela orta sahada bir zafiyet yaşamayacağız. O zaman son birkaç gün neden harıları orta sahada aradınız? 5-6 tane orta sahayla görüştünüz. Bunun içine Giuliano vardı, Andre Horta vardı, Vehbi Kazri vardı. Yani birçok orta sahayla ile görüştüler zaten. Yunusovic de bunun içinde. Ve çok panik transferleri de konuşan mevralar da öyle az buz buradayınca... Ya bir de başkan şey şeyi demeci vardı ya. Ben pazara son gün, pazara son saatlerde giderim. Akşam saatlerinde giderim. Ya ben şu bildiğim ya akşam saatlerinde gitti. Yine akşam saatlerinde gitti. Son sa son günlerde gitti transferin. Yine bir değişen bir şey olmadı. Ya oyuncu alamadım bu seferde. Yani başkana şeyi tavsiye ediyorum. Sunderland Tilayda'yı izlemesini tavsiye ediyorum o transfer dönemini. Yani bence izler bir ona baksın. Ya ben bir de şu hucumcu transferi yaptık. Yeterli tarzı bir şey gördüm herhalde başkan. Yani Abdülmut yani Orflores çok hücumcu almayı, bak. herhalde 3 tane ucunca alınca 3 gol atacağını, 4 tane 4 tane alacağını falan düşünüyor. Orta saha taraftarın maç içindeyken de sonrasındayken de sürekli altını çizdiği nokta. Orta saha, orta saha, orta saha. Trabzonspor bu maça orta saha üçlüsü Kamil, Abdülkadir Baker'la çıktı. Kamil de yani ne hikmetse bütün büyük maçlarda forma şansı buluyor sonrasında sakatlanıyor. Yani Kamil bence fena değil. Kendine göre fena değildi. Yani en azından samimi bir şekilde elinden geleni yapıyor. Bunu bunu taraftara hissettiriyor. Her açıdan yani mücadele ettiğini gösteriyor taraftara. Bu bile bir şey İşte Trabzonspor'un Kamil'e orta sahada değil en azından bekte muhtaç kalması gerekiyor. Orta saha çok önemli bir nokta. Gerçekten çok önemli bir nokta ve yani bunun sonucunda yaşıyorsun rakibin mesela biraz hafiften maç analizinde geçelim. geçelim rakibin orta sahasında İrfan ve Rafael oynuyor ya, tamamıyla Rafael oynama sebebi senin oyuncunu bozmak için oynuyor kesinlikle yani orta saha özelliği de var zaten Rafael'in yani maçın direkt analizine geçecek olursak e, Trabzonspor aslında benim maça beklediğimden daha iyi başladı şu açıdan e, bu kadro eksikliklerine rağmen önde oynayan futbolculara rağmen yani Safa Kınalı ile oynadım. Mesela. Sen Safa... böyle mi başlardın? Önce ben onu sorayım. Ben sana şöyle bir soru ya sorayım. Biraz önce de söyledim. Ben o zaman 6 numarada başlatırdım. Önünde Baker veya Hoseyni'nin yanına yine Kamil'i koyardım. Ama önde yine Baker'ı oynatırdım. Ya onu şu soruyu sorayım ben. Safa ile mi başlardın? Bu takımda mesela Yusuf Sarı niye kesildi? Mesela Hosseini şey hangi maçta kırmızı kart görmüştü? Alanya maçı. Alanya maçında kırmızı kart gördükten sonra kesik yedi ve bir daha forma şansı bulamadı. Yusuf sakatlandıktan sonra mesela ilk çok kötü başlamıştı. Kesik yedi. Sonra formayı aldı. Sonrasında tekrar sakatlandı. Yusuf hazır değil mi? Bilal hazır. Bilal bu kadar mı kötü? Yani Bilal'in kötülüğü kötü değil. Bilal genel olarak benim beğendiğim bir futbolcu ama benim de. E, sezon başı Doğan'la beraber Koy'da e, yakalan iki futbolcudan biriydi. Yaklaşık iki ay önce. Yani hiçbir şekilde kamp yemedi. Fiziken hiç hazır değil. Erzurum maçında da bunu gördük. Ee, açıkçası Bilal, e, hazır olduğu zamanlarda da benim için hayal kırıklığı olduğunu onu söylemem lazım. Geldiğinde çok doğru bir transfer olduğuna inanıyordum. Yani fakat beklediğimiz gibi olmadı. Yusuf başlayabilirdi. Buna katılıyorum. Ama öte yandan şunu da söyleyeyim ya. Yani Safa'yı başlatmazdım ben belki ama ben olsaydım şansa ama Safa yine maça konsantresiyle, mücadeleciliğiyle elinden geleni yaptı ona bir şey diyemem. Bir tane. Yani o gol olsa mesela Safa için çok başka bir şey konuşabilirdik. Ya benim itiraz ettiğim nokta Sefa'nın performansı fena değildi. Okey. Ama bu çok buna bel bağlanacak bir durum değil Sefa'nın performansı. Sefer Sefa bu maçı çok kötü, de oynayabilirdi. Yokları da oynayabilirdi. İşte Batuhan Altras'tan faciası yaşatabilirdi. Herkes bildi, hatırlar. Ben hala rüyama girer o Beşiktaş maçındaki. Topla gidip 3'e 1 pozisyonda Atiba'ya kaptırması. Yani en kötü şut atsaydı dışarı bile gitseydi top. Beşiktaş'a yine zaman kaybettirecekti. Yani, Belki de gol olmayacaktı. Yani şu Yusuf, mesela Yusuf için de kötü. Mesela Yusuf tam performans bulduktan sonra sakatlandı adam. şimdi yani ben bu şeyi sorgularım. Sefa'nın bu zamana kadar Süper Lig'de kaç tecrübesi maça çıkmış? Yok. Hı. Neredeyse tecrübesi yok. Yani çok tecrübesiz. Maçlar hep sonradan girdi. Sanıyorum ilk 11'e çıktığı ilk maç. İlk ya maç. bak şöyle anlatayım ben. Hocanın yerinde olsaydım bu geçiş dönemi. ya yani bu kadar eksik de siz kendi istediğiniz, düşündüğünüz futbol oynatmanıza imkan yok. Bir de bir kere yani rakibiniz normal bir Süper Lig kulübü de değil. Son şampiyon Başakşehir'le oynuyorsunuz. Yani her hamlenize cevap verebilecek takım. Siz Başakşehir karşısında ben topu ben oynayacağım derseniz ve bu kadroyla çıkarsanız bir şey yapmanıza yani imkan yok. Ama bak baktığın zaman top Başakşehir'e geçtiği zaman Trabzonspor çok doğru karşıladı. Çok doğru yerde, doğru zamanda e, rakibi karşıladı. Yani bak diyorum ya 0-0 çok iyi oynadı takım onu söyleyeyim. İlk gole kadar yani Başakşehir'in attığı gole kadar Trabzonspor gayet iyiydi. Ama 2-0'dan sonra kabul edemem ben. 2-0'dan yani, sonra kabul ettim. 1-0'dan sonrası da çok kötüydü. Sonrasını çok kötü oynadı. Çünkü bak... 1-0'dan sonra Mert'in çıkardığı pozisyon o öncesinin sonrasında de sonrasındandı. Sonrasındaydı yani? sanırım. Ha. İlk sonlarına doğru. Baker'ın şutuydu. Evet. Sanırım. O pozisyon kırılma noktası diyebilirim. Orada en azından bir reaksiyon vardı yani. Mesela Afo benim şey yaptığı... Ya çünkü yaptı. o da 1-0'dan öncesinin getirisiydi. Hala aynı mücadele. Ama yani sağ için ne saha için ne hocanın yanında hamle yapılacak bir futbolcu yok. Ya Plaza denilen bir adam var. Evet Plaza hoca ısrarla hoca ısrarla almıyor ve bu oyuncuya bin euroluk bir maliyeti olan 600 bin avro, 620 bin avro maaşı var yıllık. 100 bin avro da kiralama bedeli var. Siz bu adama 720 bin avro para verdiniz. Maaş, para, para bağladınız. Ya yani maaş bütçesi tamam düşük eyvallah. Ama bu adam oynatılmayacaksa niye aldınız? Zamanlaması. işte bak transfer planlamasına gelirim istersen. Küçük bahset. Yani transfer planlaması dediğiniz böyle olmaz. Yani bu transferleri yaparsınız. Ekuban tarife bir transfer bu. Ama e, size daha elzem noktalar transfer lazımken gidip plaza getirmezsiniz. Geleceğe dönük hamleler yapmazsınız. Ya i̇lk önce varken diyabeti alamazsın. Yani ilk önce yapmanız gereken hamleyi yaparsınız. En son yapmanız gereken hamleyi ilk başta yapınca böyle. Sonra 3'ün e, 5'in hesabını yaparak Son gün pazara çıkmaya çalışırsınız. Ya ben plaza transferini şöyle yorumlamıştım. Herhalde yani çok büyük bir yıldız adayı buldular. Direkt olarak elden kaçmasın diye kapalım dediler. Ve ilk transferlerden bir transfer mi? Yani Tronsen'le beraber evet. Ha, yani Tronsen'le beraber herhalde. Tronsen'le daha önce anlaşılmıştı zaten de. Devre beri ha. başkan istiyordu onu. Plaza herhalde yani çok bir fırsat buldular. Hemen kapalım dediler. Ben öyle yorumlamıştım. Ama yani bu plaza bu maçta da forma şansı bulamayacaksa nerede bulacak? Bunu yani sorarım o. ben. Bu kadar mı kötü? kötüyse kötü değil mi? İşin şöyle bir tarafı var. Hoca kullanmayacaksa o zaman siz hocaya göre transfer yapmadınız diye anlarım ben. Ya da hocanın görüşünü almadınız diye anlarım. Yani çünkü hoca kullanmıyor. Yani Ahmet Canbaz giriyor, birçok yerli giriyor. Ama Plaza bu maçta oynamıyorsa o zaman bir problem, bir sıkıntı var demektir. Planlama konusunda. Ya yani. şey bile düşünüldüğünü ben biliyorum. Bu arada bu antrenman denendiğinde ben biliyorum. Yani sağ beke Serkan'ı alıp Parare'yi öne alıp bunun değişmesi denendi. Yani bu bile deneniyorsa yani bu plaza bu kadar mı kötü? Yani bana şey transferi geldi ya Batuhan Karadeniz alınmıştır Azonus burada. Hocalarına geçemiyor diyorlardı koşularda, driplikler, dripliklerde. Yani bu adam sakat mı? Bize de geldi dendi işte büyük sükse yapıldı. Ronaldo'nun şey seçtiği adam bilmem ne en azından bir görelim. Tamam şey olabilir. Yani benim için bir denemeyi görmem gerekiyordu. Şu an bilmiyorum. Antrenmanları kapatıldı. da antrenmanları da öyle yani basına çok açmıyorsunuz. Yani COVID nedeniyle açılmıyordu. Vakalardan sonra yani bir süre açıldı. Basın mensupları girebildi antrenmanlara. Ama son Abdülkadir Parman COVID'inden dolayı, COVID vakasından dolayı kapatıldı tekrar. Yani neyse ilk golü bir yorumlayalım seninle. Yani Yorumlanacak aslında çok da bir tarafı yok. Bayker, İrfan güzel vurdu. Yani İrfan bu tarz işleri yapabilen bir futbolcu zaten bunu biliyoruz. Ya yani ben Baker'dan topu kazandıktan sonra golün geleceğini anlamıştım açıkçası onu söyleyeyim. Ama yani, sağ ayaklı bir oyuncu olsa gol de olmazdı. İrfan iyi vurdu. Yani biraz da şans haber gitti diyelim. İki stoperin tökezlemesi. Ya onların da çok yapmayacağı bir şeydi aslında ama işte ilk maç Olabilir yani bu tarz şeyler olabilir. Hugo'nun hazırlanmasına iki hafta. Ben yani Hugo fena değildi ama yani e, Hugo'nun hazırlanmasına ben bir iki hafta daha olduğunu yani, düşünüyorum. Hava topu bırakma neredeyse. Daha iyi. Hugo hücumda da daha etkili bir oyuncu. Yani ben Hugo'nun bir takımın çeyresi, yani Trabzonspor'un çeyresini değiştireceğini düşünüyorum ama. Stoper çok yanlış zamanda geldi diyebilir miyiz? <laughs> Gelmesi Trazonspor gereken için... stoper. Hiç, yok yok. O kadar sıkıntılı. Yani geçen sezon gelseydi devre arası mesela Hugo. Ne olurdu? Yani ben şöyle bir şey gelseydi acaba gene Hüseyin'le beraber mi oynardı? Orasını bilemeyeceğiz. Ya yani Edgar'a da şunu söyleyelim ya yani transfer planlamasına bir taş da şöyle atalım. Edgar planlanmış bir transfer değildi. Tabii canım Yusuf'un Yusuf'un şeyi... Yusuf üzerine eşantyon eşantiyon gibi bıraktılar yani tabiri caizse şey olmasın, teşbihat olmasın. Resmen Edgar'ı Yusuf'un parasının üstüne yaklaşık 16.5 milyon avronun üstüne şampiyon gibi bıraktılar. Ya başkan da bunu şöyle açıkladı. Bize verdikleri oyuncudan ben onu ki kiralayarak da kar ettim. Ya başkan ama sen stopersizlikten... Sen kiralamadın. Zaten oyun oyuncuyla anlaşmıştı. Oyuncu Hı. anlaşmıştı Feyenoord'la. İşte başkan sen de stopersizlikten şampiyonluğu kaybettin. Yani o Edgar'ı iyi çıkması yani bir tane stoper aldırdı sadece sana. O aslında sana kar elde etmesi oradan. Yani evet, sen evet. normalde iki stoper alman gerekirken Hugo ile beraber birini de alman gerekirken Edgar'ın iyi çıkması sonucu antrenmanlarda vesaire hazırlık maçlarına onunla devam ettin. Yani Trabzonspor'a hiçbir şekilde transfer planlaması yok. Ya onda doğru. E, maç içinde iki tane pozisyon var dikkat çeken. Ben not notlarım arasında gördüm. Hangileri? E, Uğurcan'ın Rafael'le karşı karşıya kaldığı pozisyona yani penaltı olabilir mi sence? Kesinlikle değil çünkü yani ben şüphelendim. Ben de şüphelendim. acaba yanlış karar mı verdi devamda diye. Tekrarına baktığımız zaman yani Uğurcan net hamlesi ne topa. Yani daha sonrasında oyuncuyla çarpışıyorlar. Ama o ayağa topa direkt. Peki verse çok itiraz eder miydiniz? Edilir. Net edilir. Çünkü direkt topa müdahale yapıyor. Peki Hugo'nun Dembaba ile pozisyonu? Ya Dembaba çok güzel süslüyor aslında. Biz bunun daha netlerini gördük. Ama Hugo'nun yani... dikkat dikkatli olması gerekiyor bence. Yani bunun mesela verse yani şey diyemezsin. Ben tamam. tartışırım çünkü şöyle bir durum ha, var. Geçen sezon, Geçen sezonda yine Başakşehir maçı içeride Trabzonspor'un bu 1-1 biten maç. Çok net bir vakeymenin çekildiği pozisyon vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Hatırlıyorum. Mesela var onu hiç görmedi. Aynı şekilde Deniz Spor maçı iki pozisyon var net. Yani Alfabe'nin pozisyonu da mı sen. Hugo'nun pozisyonunu söylüyorsan ben Alfabe'nin itildiği evet, pozisyonu evet, da tartışırım evet, ama doğru. hakem kendi verdiği net pozisyonu vermedi mesela. Daha 90 artıda da Serkan'ı verdiği çok net bir şekilde düşürdü. Onu da vermedi. Yani geçen hafta mesela ya, e, köşe maçını... yazısında bak, şuna değineyim. Deniz Çoban köşe yazısında, fanatik değil, köşe yazısında MHK'nin hakemlerle bir otelde toplantı yaptığını ve o pozisyonlarda, Deniz Spor maçındaki tüm pozisyonlarda hakeme haklı bulduğunu söyledi, Deniz Çoban. vakayemenin pozisyonunda da yani haklı bulduysa ben bilecek bir şey bulmuyorum yani. yani. Bir standart problem var ya, ben tartışmam yani pozisyon üzerine tartışma yapmam Hadi. ama verilmemesi bence çok doğru karardı. Tabii. Ee, bir de maç için, maçtan öncesinde min takım döneminde de çok karşılaştırma yapıldı. Altay'la Uğurcan'ı. Vişka da müthiş bir gol attı, attı bence. Yani çok çıkarılması ya zor o, bir pozisyondu. O topu çıkartacak kaleci Ama, çok sanmıyorum. E, Trabzonspor içinden de bir iki tane şey gördüm. İşte Uğurcan'ın aklı. Uğurcan kendi, yani vermiyor. Uğurcan mutsuz. Uğurcan çıkarırdı. Ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O pozisyonu ben Türkiye'de çıkaracak kaleci yani çok sağlam yani, muslara. Muslera. Topta çıkardı yani çıkardı. Toplar da vardı maçta. Yani ya yok, mutsuz olsa. Vişka çok güzel astı ama ya. Vişka yani, çok sağ, güzel. Vardı. Sağ, hiçbir zaman affetmeyen topçu. Peki şöyle de bir istatistik söyleyeyim. Trabzonspor Söyle. e, galibiyeti olmayan her takıma puan kaybetti bu sezon. Ölü Beşiktaş'a yenildi. Denizli puan verdi. Başakşehir'e yenildi. Yani Denizli mesela hakem diyebilir miyiz? Yani tamam sahiçi belki hakem çok doğrular bilelim. yoktu. Ama hakem direkt maçın diyebilirim ama e, yani maçın sonucuna sirayet etti mi peki? Ama Trabzonspor hakemi de gelen, bir takım olmak zorunda. Başkanın dediği gibi mi? Yani tamam e, attı golü. Penaltı oldu attı golü diyelim. E, ve maçın çok erken zamanda olmuştu o pozisyon. Trabzonspor Vakayeme öyle bir tane de pozisyon yakalayabilirdi. Atabilirdi yani. yani Vakayeme'nin pozisyonu geçtim. Serkan'ın pozisyonu. Son dakikalar. Denizspor oradan maçı çevirebilir miydi sence? Ben çok sanmıyorum 1-0'dan. Yani oradan şeye gelelim hakem, istersen mi? Newton'ın şeyine... Newton kaderine gelelim istersen e, orada. Bir küçük bir şey de e, hemen şey Not yapayım. Eee e, bir ve pozisyonu var. Afobe de biraz e, eleştiriliyor. Ben Afobe'nin yani bir Sorlot beklememek gerektiğini düşünenlerdenim. Öyle. Aynı tipte bir forvet değiller bir kere onu da söylemek lazım. Peki artık Ömürün maç alma yaşı geldi ve geçiyor mu yani? Çünkü yaşıtları artık maç alıyor. Ömür e, Bence Ömür Trabzonspor'un yıldızı. Çok güzel bir yere değindin. Bir şöyle giriş yapayım. Ömür Trabzonspor'un yıldızı. Bence Hı -hı. yıldızı. Kesinlikle. E, mil takımda forma bulup bulamamasını çok tartışmıyorum çünkü e, mil takımımız en iyi dönemlerini yaşıyor. Ve Ömür en iyi performansını vermiyor. Ben bunu böyle görüyorum. Seninle bunu zaten konuşmuştuk. Ben Ömür'ün artık maç alması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl geçen sene Önal Hoca varken aldığı maçları vardı. Garip garip uzaktan golleri vardı. Yani yaşıtları artık misal Altay Fenerbahçe'de 7 puan aldı. Ya yani kaleci alır Uğurcan alıyor mesela. <gülüyor> yani <gülüyor> özür dilerim. Şeylere yani... geliyorum atıyorum Hasic bile oynadığı zaman da etki ediyordu. Ben aldığı maç görmedim. Hasic'in de bak konumuz o değil. Ya Abdülkadir hiçbir zaman bak. Abdülkadir hangi takıma giderse gitsin. Hangi takımda oynarsa oynasın. Hiçbir zaman tek başına maç alabilecek bir futbolcu değil. Oyun karakteri de o değil. Kendi karakteri de o değil. Abdülkadir her zaman iyi bir sistemin çok iyi bir parçası. İşte biz mi abarttık acaba? Hayır abartmadık. Ya mesela Abdülkadir'in Trabzonspor'da iyi oynadığı zamanlar çevresinde kimler vardı? Sayar mısın bana? Ya bir kere Sosa vardı zaten. Sosa, Pereira, Yusuf. Yusuf vardı. Ekuban. Ekuban zaman zaman. Ama mesela e, Trabzonspor'un en iyi olduğu son dönemi hatırladım. 2018-19 sezonu. Ka yani şöyle ki kaza kaybettiği Malatya maçında bile 5-0'lık Malatya maçında bile iyi bir futbol vardı sahada. Hatırlayacaksın. Trabzonspor'un iyi oynadığı Bak, maçlardan bir tanesiydi ya yine Malatya En iyi maçı. oynadığı maçlardan biri olabilir o sezon. Bak şöyle anlatayım. Solunda e, Yusuf ve Sosa var orta sahada. Arkasında Pereira var. Ya yani bu adamlar pas oyununa yatkın adamlar. Ya Abdülkadir pas oyunu oynanan bir sistemde yani bir oynanan sistemde bir sistem varsa öyle veya böyle taktiğiniz vesaire bilemem ama bu bir sistemde çok iyi bir parça olabilir. Ama Abdülkadir hiçbir zaman ben çıkayım tak bir gol atayım maç alayım öyle bir futbolcu değil. Ya yani bunu beklerseniz oyuncuya da haksızlık etmiş olursunuz. Ama öte yandan gel gelelim Abdülkadir'in de formsuzluğu var. Sahaya kendini çok verebildiğini düşünmüyorum. Ben değerinin değerine düşürüyor. Yani ama ee, siz oyuncunun etrafını doğru kurgulamazsanız, bir planlama yapmazsanız yani Sosa'yı gönderir. Perera yaşlandı. Yani o bir on numara almazsanız ya orada Ekuban da oynayamıyor mesela. Yani, Yo, oynayamaz zaten ya, Ekuban. Hayır oynayamıyor dediğim ee, sakatlıktı işte Covid'di vesaire oynayamıyor zaten sürede bulamıyor. Ya Abdülkadir kimle anlaşacak saha içinde? Yeni gelmiş Baker'la mı? Daha sezona tam girememiş Pereira'yla mı? Ya Pereira'nın yaşı geçti. 37 yaşında ya. 37 yaşında ne yapacak Pereira? Ne bekliyoruz? Ya tamam bazen delilik yapıyor, alıyor topu gidiyor bir şekilde bir pozisyon üretmeye çalışıyor ama yani bu ortamda sağlıklı oynatamazsınız. Değerini düşürürsünüz. Ben Ömür'ün 10 numara mevkisi için tekniğinin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. 10 numara çok özel ben bir Ben çok mevkiyim. yeterli. Ama ben olsam 8 numarada oynatırım. Ben içte oynatırım. Bak e, 6 yaş milli takımlarına oynadığı zaman Abdülkadir'de Trabzonspor A takımında değildi e, ee, 6 numarada regista pozisyonunda topları çıkartırdı. 8 numara oynadığı zamanlar oldu altyapıda. 10 numara oynadı. Çoğunlukla 10 numara oynadı. Maç aldığını 10 numarada gördüm. Ama alt yaşma Kendi yaş o süre zarfında oyuncular çok evrilebiliyorlar. Mesela Caner Erkin'e sol açı, sola çıktı. Sol bek oldu. Doğru doğru. Ona bir şey demiyorum. Ama Abdülkadir orta sahada oynayamaz şeyine çok katılmıyorum. Ben yani görüşünü çok katılmıyorum. 10 numara dedim. Ben iç oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta yani böyle Abdülkadir'in çünkü kendi çok aşırı hızlı bir oyuncu değil. Abdülkadir yani böyle çok aşırı hızlı bir oyuncu değil yani 100 metre. Yani topla dribbling özelliği <gülüyor> var. <laughs> dribbling özelliği var. Fiziğinden dolayı topla çalımlama özelliği de var. Yani ben Abdülkadir Ömür'ün mesela Modric neydi Tottenham'dayken 10 numaraydı değil mi? Evet. Real Madrid'e geldi ne oldu? 8 numaraya geldi. 8 oldu. İçte oynadı. Doğru. Niye? Top dribbling özelliği var. Top sürebiliyor. Faal oluyor. Çevik, çabuk, hızlı değil. Çevik. Hı -hı. Ben biraz da hiç oynaması gerektiğini düşünüyorum. On numara Katılıyorum. Bak şöyle de hocayı şuradan eleştirelim. Hadi. E, bu maçta oynamayacaksa Abdülkadir ne zaman oynayacaktı? 8 evet. numara. Yani sen mesela Yusuf'u soruyorsun. Yusuf oynasaydı e, sağ kanatta. Abdülkadir ortada olsaydı ne olurdu mesela? Safa yerine düşünelim. Yani e, Kamil, Abdülkadir, Baker olsaydı orta sağda e, sağda Yusuf olsaydı ne değişirdi mesela? Trabzonspor daha farklı mı yenilirdi? Yani sonuç ne değişecekti? Tabii. En fazla bir gol daha, iki gol daha yerdiniz mesela. Ama en azından görmüş olurduk. Ya yani hocalar mesela gelen hocalar hiçbir zaman Abdülkadir'i orta sahada oynatmayı denemediler. Ya bunun iki sebebi olabilir. Bir oyuncu istememiş olabilir. Ben ama onu çok sanmıyorum ama Ben de çok, çok ihtimal sanmıyorum. vermiyorum. Sadece bir e, kenarda dursun diye soru olarak tutuyorum. Ama muhtemelen hocalar Abdülkadir'in dribbling özelliğinden, adama eksiltme özelliğinden faydalanmak istiyorlar bunu çok rahatlıkla bence yani iç oynayarak da yapabilir. Çünkü iç, oyna, iç oyuncu topla içeri kaç edip gerekirse e, senin sol kanatın içeri bindirdiğinde oraya da geç geçebilir. Yani ben bilmiyorum ya bize çok mu kolay geliyor bu işler. Ama yani bence denenmesi gerekiyor yani bu. Ve Trabzonspor için şöyle bir de sıkıntı var. Elinde Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan. Bu üç oyuncu Avrupa görmedi. Evet. Bir Uğurcan gördü bu UEFA maçlarında oynadı. Bu da yani çok performans transferi vermedi. Yani ön elemelerde gördü Abdülkadir. Ve senin oyuncularının değerleri düşüyor. Misal Uğurcan bu sezon kötü şey olursa sat, yani şu an gelen tekliften <laughs> daha iyi bir teklif gelir mi? Abdülkadir ilk gelen teklif vardı. iyi bir meblağ vardı. Satmadı. 22 milyon euro, O gelir abi. mi? Ben vermem şu an. Yani oyuncuların değerini düşürüyorsunuz. Zaten Avrupa'da yok. Yani işte bütün iş planlamada bitiyor. Yani planlamanız olmadığı zaman siz eldeki futbolcuların değerini de düşürüyorsunuz. Yani bunların niye hesaplanması gerekiyordu? Ee, bir diyabeti yorumu alayım senden. Yani diyabeti için şunu söyleyeyim. Baştan önce bir arkadaşımla konuştum. Kondisyonerle e, muhabbet etmiş sanırım. Kondisyonerin diyabetle ile ilgili söylediği şey en az 3 maçı tam çıkartması lazım. Yani diyabeti kötü bir futbolcu değil. Tamam belki şu an siz, yani bir de sisteminiz yok. Onu da katalım. Yani hoca henüz sistem oynatabilecek oyuncu kadrosuna ulaşamadı. Sürekli bir eksik var. Sürekli evet. yani aynı 11 çıktığını görmedik neredeyse. Aynı sorun Flavio için de geçerli. Bir dikiş bir şey düttüremedi. İstikrar çok kötü. Ya o da şanssızlıktan içinde. dolayı. Kesinlikle şanssızlık olarak görüyorum da ben Flavio'yu. Hiç kırmızı kart yani, görmemiş gelene kadar galiba. Öyle yok. Yani gördüğü kırmızı kartlarda aslında çok ucuz kırmızı kartlar olduğunu pis pis. Ligdeki oynanan diğer maçlarda çok net evet. görüyoruz. Yani futbolcular futbolculara sarılıyor. Hiç kart görmüyorlar penaltı yapıyorlar. Kart Ama sarı görmüyorlar. kartın varsa da Ya penaltı yapıyorlar, kart görmüyorlar. Ya orası ya ben doğru. kararın doğrusunda, yanlışında değilim. Mesela sarı kart veril verilmedi dün mesela Serdar Aziz'e Göztepe maçında. Serdar Aziz pozisyonu, apayrı pozisyonunda. pozisyonu ben... tartışmak istemiyorum. Sadece hmm. onu diyorum yani. Ona mesela sarı kart vermiyorsun. Flavio'ya veriyorsun çektiği halde. Yani çekti diye. Yani neye göre veriliyor, neye göre verilmiyor? Ya mesela ben yani hakemlerde standart problem var Tabii mesela. O doğru ama Flavio gibi bu oyuncu, Trabzonspor oyuncusu da sarı kartın varken o müdahaleyi yapmayacaksın. Ya konudan kopmayalım. Diabati'yi sormuştun. Yani Diabati için şunu söyleyeyim. Kötü bir futbolcu değil. Trabzonspor'da her zaman iş yapabilecek futbolcu. Bu ligde daha iş yapabilecek bir futbolcu. Ben de katılıyorum. Adam eksiltme özelliği var. derinlik atabilme özelliği var. Çok Topsuz hızlı. koşu yapabilir. Tekniği zayıf ama hızlı bir oyuncu. Yani bitiriciliğinde biraz problem var ama onunla da yani forveti besleyebilir. Forvet'i gol pozisyonuna sokabilir mesela. Ama dediğim gibi kondisyoner en az 3 maç tam oynaması lazım ki maç kondisyonuna ulaşsın demiş. bir de şöyle bir notum var benim. Abdülkadir için onu söylemeyi unuttum. Söyle. Abdülkadir'i de Başakşehir maçında 13 ikili mücadelenin 11'ini kaybetmiş. Ya biraz, da işte diyorum ya Abdülkadir oynayabilecek, çevresinde oynayabilecek futbolcu olmadığı zaman basit oynamıyor. Biraz da Okan Hoca Trabzonspor'u iyi çözmüş diyebilir miyiz? Trabzonspor'un aslında çok çok üzülecek bir tarafı yoktu onu Çık söyleyeyim. Çıktı ilk 11, yani... Alex hiç oynamadı. Alexic orta sahayı sertleştirdi Trabzonspor'a karşı. Bence Trabzonspor'u orta sahada darma duman etti. Ya bir orta saha var mıydı? Onu sorayım sana. Doğru. Ya bir orta saha organizasyonu yoktu zaten eksiklerden dolayı. Yani orta saha orijinli bir Baker'lı oynuyorsunuz zaten Baker sahi. hep baskı Safa vardı. Safa kanat orijinli. Baker hep baskı vardı. Kamil kanat orijinli. Yani bir Trabzonspor'la oynayacak bir hoca bu ortamda Trabzonspor'a karşı oynayacak bir hocanın yapması gereken iki şey var. Bir Abdülkadir'i birebir oynatacaksın. Bir de Baker'ı önde baskı yapacaksın Baker'a. Bitti. Bir de Ya yani de Edgar'a top çıkartta bir stoper o çünkü de değişiklikler konusunda seninle bir konuşmak istiyorum. Yani Trabzonspor ilk değişikliğini 60. dakikada Jenny'ne yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben yani ilk 11 bekliyordum ben. Ben de bekliyordum. Gelen bilgi o yöndeydi maçtan önce. Maçtan evvelsi gün. Yani Safa bilgisi de vardı ama ben Jenny ile başlanabilir diye düşünüyordum. Sen bekliyordun, kanattan bekliyordun. Kimi? Ben ileride bekliyordum. 4-4-2'ye yakın bir ben kanatta da oynayabileceğini kanat düşünüyorum. Zaten. Çünkü şeyce de yani e, geçmişte de hatta Arabistan'da oynadığında 40 maça sağ kanatta yani çıkmış. Santos Laguna'yı şampiyon yaptığı zaman Meksika'da kanat forvetti. İzlediğim maçlar Santos Laguna'nın Dijenli maçlarını genelde kanat for Yani ama ben belki Afobe'nin yanına bir destek olarak verebilir diye beklentim düşünüyordum. Beklentim çok yüksek benim. Dijani'den benim de beklentim yüksek. Girdiğinde aslında fiziki durumuna göre çok da fena değildi. Bir de o ortamda zaten o psikolojide ne yap ne yapabilirdi mesela? Ama takım 2-0'dan sonra hiç reaksiyon vermedi ben. yani jenini... bu ortamda da Jenin yapacak çok bir şey yoktu. Yani bu arada Meksika Ligi falan filan diye küçümsemesinler. Ben Zor şey... yani Santos Laguna'yı Monterrey ve Pochettino gibi takımların önünde şampiyon yaptı. Ya ben bir de geçen takımını... bir arkadaşımız Ginyak'ın gollerine falan paylaştı. Yani Ginyak'ın estiği bir lig ya böyle yani şey değil yani o, o liglerde de apayrı hikaye dönüyor. Kesinlikle ve değişiklikler çok geç geldi mesela. Yusuf Sarı 84'te girdi. Ahmet Canmaz 84'te girdi. Bilal 78'de girdi. Ya bunun bunu de hocaya sormak lazım. Tamam. Belki elindeki hamleler reaksiyon gücü yetersiz, hamle gücü yetersiz ama yani bu değişiklikler neden bu zamanda yapıldı diye de sorulabilir mesela. Şimdi bir de Hasan gelir mi hoca mevzusuna? Gelelim. Onu en son. Az çünkü zamanımıza bir seninle bir hocanın birleştirelim şu konuyu. Haftada Fenerbahçe maçı. Şu an Trabzonspor'un puan tablosundaki durumu hiç iyi değil e, haftada Fenerbahçe. Fenerbahçe'de çok iyi oynamasa da e, galibiyetlerini alıyor. Geniş kadrosu var. Ve bu zorlu Göztepe maçını da galibiyetle bitirdi. Hı -hı. En azından takım moralli ve kadrosu geniş. Fenerbahçe maçında olası bir kötü sonuçta ki şaşırmam olabilir. Şunu sorayım ben sorununa. Nilsen çıkacak mı acaba maça? O kadar kalacak mı? Ee... Bilgiyi verelim Abdül Abdullah Avcı muhtemelen Trabzonspor'un yeni hocası olacak ama ne zaman olur onu bilmiyorum. Yani Newton gidecekse ki gitmesi gündemde ee, muhtemelen hoca Abdullah Avcı olacak. Sebebi de şu se sezon başından beri yönetimin bir Kanada Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Bir şeyden beri görüşme Ve yani. yani o zamandan beri Newton anlaşıldıktan sonra dahi o kanadın, o yönetim kanadın Abdullah Avcı ile dirsek teması bitmedi. Ve sana şöyle bir bilgi paylaşayım bir detay. Abdullah Can anlaşıldıktan sonra açıklandıktan sonraki yönetime dediği şey şu. Devre arası olmadan yine bana geleceksiniz. En geç devre arasında yine bana geleceksiniz. Kendinden emin. Bundan emin de yani Newton'la devam kararı konusunda. Ya zaten benim şöyle bir bilgim de var. E, Beyin Sports'la Spor anlaşmasında da e, teklif gelince ayrılırım diye bir maddesi de var zaten. O da biliniyor. Abdullah Avcı'nın. Abdullah Avcı'dan Ersun, şey Ersun diyorum. Ünal Hacı'dan sonra da görüşülmüştü. Ya senle bunu konuşmuştuk hatta o efsane bir yayınımız vardı senle orada hı hı. konuşulmuştu. Ee, o, o, o durumda Abdullah Avcı'nın durumu iyi değildi kendisi için psikolojik olarak. Sonrasında bu kupa maçında başkan kendini öne koydu. Ani reaksiyon verdi. Ee, Edi Hoca ile anlaştı. Yani bu sefer benim dediğim olacak dedi hoca. Yani yönetimde bir görüş birliği yok. Onu söylemek lazım. Bu Trabzonspor yönetiminin süresini uzatacak bir şey. Abdullah Avcı veya başka getirecekleri bir hoca Newton'un yerine Muhtemelen son atımlık kurşunlar olacak. Onu söylemekte fayda var. Yani yönetim aldığı kararlarla özellikle Ünal Karaman'ın gönderildikten sonra 29 Aralık diyoruz biz o süreci. Trabzonspor tarihi için önemli bir evet. tarih dönüm noktası. Oradan beri doğru yönetilen bir süreç görmedim ben Trabzonspor'da. Gerek Obi Mikel'in gönderilişi, gerek transfer yapılanması, gerek hoca seçimi, Alanya Spor maçından sonraki mevzular. Yani doğru yönetilen tek bir süreci yoktu Trabzonspor'un. Evet. Ve bu Hoca değişikliği de muhtemelen son kurşunları olacak. Ben e, bana bu saatten sonra Trabzonspor yönetiminin olağan süresini görev süresini e, devam ettirmesi sürpriz olur. O sürenin sonuna kadar gidebilmeleri sürpriz olur. Fenerbahçe muhtemelen bir erken seçim kararı olacak. Peki Fenerbahçe maçı e, yönetim için kader maçı olur mu? Yani yönetimin kaderi maçtan ziyade e, şey olacak. Hoca seçimi. Ya ben Abdullah Hoca'nın direkt Fenerbahçe maçıyla çıkacağını düşünmüyorum. Ya, ben, Abdullah Hoca onu ister mi istemez mi bilmiyorum ama ben en azından isteyebileceğini düşünüyorum. Ben direk o maçta ben olsam çıkmam. Ben Edi hocanın ya, çıkacağını sonuçta düşünüyorum. sonuçta ona yazmayacak onu biliyor. Ben hiçbir şey büyük maça çıkmaz. Ben Edi hocanın yıpranmak istemez mi diyorsun Ya, ya sen ister misin? Bilmiyorum ben isterdim şahsen. Yani ben mesela haftaya olabildiğince hızlı takımla çalışmak isterim. Haftaya Vakıf'a oynayıp oynayıp mesela benim için vakayı, Oynayacak yani antrenmanlara ya da çıkıyor diyor. Kuba'nın oynayıp oynamayacağı garanti mi? Parmağın oynayıp oynamayacağı garanti Ekoban yok. test sonucuna bağlı. Parmak muhtemelen testi yakın bir zamanda negatif ediyorlar çünkü bayağı oldu. E, kulüp açıklamadan daha önceydi Covid vakası hatta Erzurum'a götürülmedi. E, evet. Bundan dolayı izolasyondaydı diye. Muhtemelen parmakta birkaç gün antrenmanlara katılır. O da o Fenerbahçe maçında olur. Yani şunu söylemek lazım. Abdullah Avcı gelecekse de muhtemelen hocanın en çok söylediği şeylerden biri. Biz şunu duyacağız. Kötü bir sonuçta olası kötü sonuçlarda. Bu kadroyu ben kurmadım. İşte bu da ee... yönetime yazacak yani bütün ho hoca kararı ne olursa olsun ee, bunun tek bağlayıcı şeyi hocalar değil gelecek hocalar değil yönetim olacak. Ya ben de Abdullah Avcı yer getir getirecek Trabzonspor Abdullah Avcı'nın bunu söylerse yönetimde son atmış atmış yani olduğu yönetimin, boşa atmış olacak. Yönetimin şunu şu konuda çok büyük hata yaptığını söyleyeyim. Taraftar hiçbir şekilde anlatmadılar. Newton'a neden devam edildi? Ve niye gönderilecek? Evet. Yani Newton'la devam etme kararınız neydi? Newton'ı göreve getirme amacınız neydi? Bunu anlatmaları gerekiyordu. Biz yeni bir yapılanmaya geçiyoruz. Bunun içinde bu yapılanma için de Newton'ı doğru buluyoruz. En azından bunu taraftara anlatmaları lazımdı. Bir kopukluk net var o şeyden beri. Konyaspor maçından beri net kopukluk var. Konya evet. Spor maçında yani son, konuşma... son konuşmasını Oradan. yaptı. Ee, taraftarla yenildikleri maçtan sonra. Pardon genellikleri maçtan sonra. Kayseri maçından sonra. Konya maçından sonra. Ha, başkanın yaptığı açıklama. ondan diyorsun. sonra e, başkan taraftardan koptu. Ekleyecek bir şeyin var mı Onur? Yani dediğim gibi yönetim muhtemelen son kurşununu atıyor. Ve muhtemelen de görev sürelerini tamamlayamayacaklar. Olası bir erken seçim söylentisi var. Hazırlanan kadroların da olduğunu düşünüyorum. Yönetim kadrolarının rekip olarak. Yani buradan sonra Trabzonspor için çok önemli bir süreç başlıyor e, ee, tekrar bir hikaye yazılabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Taraftara şunu söyleyeyim yani sadece yönetimlerden şunu istesinler anlatmalarını. Evet. Son olarak bunu söyleyeyim. Gelecek yönetimlerine taraftara kendini izah edebilmesi, samimi davranması gerekiyor olabildiğince. Haftada çok kritik maç. Ben haftaya Adana'nın kuyruğunu kopacağını düşünüyorum. Eğer Trabzonspor yenilmezse yönetimin bir ay daha kalacağını düşünüyorum. Bu arada bunu söyleyeyim yani şu an bugün çekim yaptığımız şey 19 Ekim pazartesi bugün içinde bir dahi Abdullah Avcı açıklanabilir onu söyleyeyim. Gelen bilgiler oyunda başkan sanırım İstanbul'a geliyormuş evet, Abdullah Avcı ile görüşmeye. Alındı. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz dediğim gibi Newton Fenerbahçe maçına çıkabilmelidir ama bunun tek sorumlusu da Newton değil. evet sana yani ben ben de Benim katılayım. bu süreçte tek yani en az ha, haksız haklı değil ama en haksız Newton şey en yani azaksız olan Newton. İşte bu hikayede yanan Newton. Newton oldu, oldu kesinlikle deyip yayına kapatalım. Evet arkadaşlar, sayın dinleyenler, onurla ilk programımızın sonuna geldik. Umarım yani çok hata yapmamışızdır. Elimizden geleni yaptık. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Spor Dijitale. Ben de çok zevk aldım. 65. dakika programın sonuna geldik. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Lütfen yorum atın. Bizim için çok önemli. Sorularınız olursa da alta yazın. Haftaya cevaplayacağız. İyi dinlemeler. Teşekkür ederim sana da. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.